vermeye devam ediyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl, Türkiye'de tütün üretiminin artmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdöl, bunun nedeni sigara kartellerinin çeşitli usuller ve gizli rakamlarla ürettikleri zehri Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere pompalamasıdır dedi. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Yasaklar, cezalar, kamu spotları, zamlar ve vergiler, hatta peş peşe yapılan denetimler. Türkiye'nin sigarayla mücadeleye yönelik çabası gün geçtikçe artıyor. Ancak bununla düşmesi beklenen sigara kullanım oranları da yükseliyor. 2012'de %27'lere kadar gerileyen Türkiye'de tütün kullanım oranı 2019'da %32'yi geçti. Peki bunun nedeni ne? Yanıtını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22 ve 23. dönemlerinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığını yapan Sağlık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl verdi. Erdöl, bir taraftan sigarayla mücadele edilirken diğer taraftan da tütün sektörünün boş durmadığına dikkat çekti. 20-25 milyar dolarlık büyük bir pazar ve 80 milyonluk nüfus büyük bir pazar. Elbette ki hem ülkemizde hem ülkemizin dışındaki pek çok maalesef gelişmekte olan ülkede pazar payını artırıyor tütün üreticileri. Profesör Doktor Erdöl, kartellerin bulunduğu ülkelerde kullanım oranının azaldığını ancak gelişmekte olan ülkelerde ise arttığını vurguladı. Cebimizdeki parada ve sağlığımızda gözleri var dedi. Sigara endüstrisinin sahibi olan ülkeler, sigara kartellerinin bulunduğu ülkelerde sigara içme oranları %10'lu rakamlara düştü. Onlar sigarayı üretiyorlar, zehiri üretiyorlar ama kendilerinde, kendi ülkelerinde kullandırmıyorlar, kullanmıyorlar. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere pompalıyorlar. Çeşitli dumping usulleri, çeşitli reklamlar, gizli ve açık reklamlar yapmak suretiyle tütün, sigara tüketimini artırıyorlar.